Yine fütursuz iddiaların olduğu yeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Plays'lerinizi, fail'lerinizi, garip anlarınızı bronz videoları @gmail.com adresine gönderin, yayınlayalım. Fütursuz iddialarımızı Yasuo VS'sinden hemen sonra bulabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim biz Yasuo vs Yasuo mücadelemize. Lefury ve Lars arkadaşımız TR'de an itibariyle birinci ve ikinci olan arkadaşlar. Lars 6. sezonun birincisiydi. Yeni sezonda liste sürekli değişiyor tabii ki. Şu an itibariyle de Lefury birinci, Lars ikinci durumda. İkisini mücadele ettirip kimin daha kral olduğunu görmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Bakalım, ikisi de Doran kılıçlarıyla başlamış mücadeleye. Lars ilk etapta biraz daha fazla dürttü. İkisi de level 2 oldu. Artık E'lerle birbirlerine girer çıkarlar ya. Canlar neredeyse eşit. Güzel, bu da eşit gidiyor. Güzel, birbirlerine girdiler. Takas konusunda neredeyse eşit gibiler. İyi bir duvar. Valla bu Yasuo'nun bu kaçışlarına tav oluyorum işte ya. Allah'tan ikisi de Yasuo da. O bitkinliği de kullandı Lars. Sonuç çıkar mı? Lefri de bitkinliği kullandı. Tutuşturu kullandılar. Duvarı kullandı. Lars ölüyor mu? O tutuşturu attı. Aa, çok iyi ya. Burada AFK bildirimimiz geldi ama. Lefri ilk mücadeleyi aldı arkadaşlar. Tutuşturular, bitkinlikler. En sonunda Lefri galip çıktı. Hemen biz ikinci mücadelemize geçelim. 1-0 Lefri önde. Bakalım ikinci mücadele nasıl olacak? Bu arada Lars'ın 4 minyonu, Lefri'nin 11 minyonu var. Minyon konusunda bayağı önde. Lars dayanamadı, girdi. Takaslar yine eşit. 3 level oldu. Olduğu gibi girdi Lars. O duvarı çok iyi kullandı ya. Yine girdiler birbirine. Bitkinliği kullandı Lefri. Lars hemen geri kaçtı. Bitkinlik bitti. Geri geldi. Sıçrayla girdi. Alabilir mi acaba? Yok. Çok az canla kurtuldu Lefri. Lars iyi girdi çıktı ya burada. Bayağı can aldı yani. Güzel. Lars kendine geliyor gibi ya. Duvar çok güzel denk geldi. Lars biraz hareketlendi. Vurdu, kaçtı. Güzel, hasar vurdu. Hiç hasar yemedi. Güzel, takastan iyi çıktı yalnız. Yine girdiler birbirlerine. Lefün canı bayağı azaldı. Lars girdi. Ultiyi de kullandı. Bitkinlikler kullanıldı. Helal. Kule altında Lars Lefri'yi alıyor. Bir oradan bir buradan, sağdan soldan kaça kaça Lefri'yi aldı arkadaşlar. Bir daha bakalım şuradan hemen nasıl aldı. Burada bayağı girdi çıktı. Canı çok azdı Lefri'nin. Burada girip ultiyi kullanması güzel oldu. İyi tutturdu yani. İkinci maçı da Lars aldı. Şimdi gelelim üçüncü maça. Üçüncü maçı kazanan ünvan maçını kazanır arkadaşlar. Hemen bakalım. Yasuo Doran kalkanıyla başladı Lefri. Lars Doran kılıcıyla başladı. Biraz daha defansif başladı Lefri. Biraz daha garanti olsun diye galiba kendince. Kendi düşüncesinde. Bu kaçı iyi yaptı. Yine girdiler birbirlerine. Canlar neredeyse gitti. İşte Lars bayağı hasar aldı ya minyonlardan. Yine giriyorlar birbirlerine aynen. Lars yine güzel bir hasar vurup çıktı diyecektim. Yine eşit çıktılar takastan. Duvarı iyi kullandı. İyi, temiz. Yine birbirlerinden uzaklaşsınlar abi. Duvarlar duvarlar.
Yine sağlı sollu kaçmalar, vur kaçlar, canlar. İyi ya, en azından hareketli geçiyor maç. Ve iki tarafta da yasa olunca mecbur birbirlerine vur kaç vur kaç bayağı hasar vuruyorlar. Bayağı canları azaldı yalnız. Lefri kuleden hasar aldı. İyi hortumu engelledi. Lefri'nin canı çok az. Lars'ın da canı çok az. Bir tık yukarıda ama. Lefri de biraz agresif oynuyor. Güzel, Lars güzel engelledi. Bitkinlikler kullanıldı. Birbirlerine girdiler. Lefri ölmek üzere sıçtı. Hortum kaçtı. Lefri diğer taraftan kaçsa mı diyeceğim. Girdi. Canlarına eşit. Tutuşturu kullandı. Oha. Çok yakındı ya. Lefri hemen bakalım şuradan. Lefri tutuşturu kullandı. Bakalım abi. Tamam, burada canlar çok yakın zaten birbirine. Burada birbirlerini gözüne kestiriyorlar. Burada duvarı çok güzel kullandı. Bitkinlikleri kullandılar. Lars sıçrayla hortumu kaçırdı. Şimdi burada birbirlerine tekrar girecekler. Lars minyonlardan bayağı hasar alıyor bu arada. Canlar şurada neredeyse eşit. Lefri tutuşturup kullanıyor. Kullandıktan sonra kaçabilse Lars'ı alacaktı büyük ihtimalle. Çok yakın bir mücadeleydi. Lars Lefri'yi 2-1 mağlup ediyor. Ve ünvan maçında birinciliği elinde tutuyor. Bu arada arkadaşlar listeler sürekli değişmekte. Yani bugün Lars birinci gözükebilir listede. Yarın Lefri gözükebilir. Bu mücadeleler sürekli devam edecek. Bilginiz olsun. Biz gelelim fütursuz iddialarımıza. Riven'la 1 ve 1 Riven verin. 3 ve 1 atarım demiş. Ligde bronz 2'ymiş. Verdik Riven'ı arkadaşımıza. Karşısına da geçtik. Lee Sin, Jayce ve Teemo. Ben de o esnada müsaittim. Ben de girmek istedim. Girdim. Kuleden güzel hasar aldım. Level 1'de de kuleden hasar almak acıtıyor yani. Bir daha hasar yedim. Çok güzel. Bir tane daha yedim hatta. Bedava hasar yedik ya. Riven 5. Biz 3 leveliz. Level farkından alır ya bir zaman sonra. Eğer sabırlı oynarsa. Güzel. Jayce girdi. Insekini attı. Ben de Q attım ama Jayce ölmek üzere. Riven de ölmek üzereydi. Kurtuldu. Girsek ölürdük yalnız ya hepimiz. Tehlikeli dive'lar yani bunlar. Lee tutturdun ama aman deyip. Vallahi ölürsün direkt. Kuleden hasar almayı seviyorum arkadaş. Ne yapayım? Tarzım farkın. Kafa bronz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Lee girme. Oğlum ne yapıyorsun? Tutuşturuları kullandık. Beni kaybettik. Riven'ı da kaybettik. Tamamdır arkadaşlar. Maalesef. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Biz gelelim diğer VS'mize. 1v1 Yasuo ile nişancı hariç atarım demiş. Elmas olabilir demiş. O esnada ben de yine müsaittim. Denk geldi. Dedim bari 1v1 ben oynayayım. Fiddlesticks ile oynamayı çok severim. Fiddlesticks benim eskilerden main'imdi. Ben de aldım. Yasuo'ya karşı oynadım. Aynen E ile rahat rahat dürtüyorum Yasuo'ya karşı. Dürtçen abi bak otomatik atak da vurayım arada. Zaten W geldikten sonra canımızı yeniliyoruz. Ya bana hasar vurmasının hiçbir önemi yok şu an benim için. Otomatik atakla kalkan alıyoruz. E ile hasar veriyoruz. Güzel. Yıldırımların efendisi de tetiklendi burada. Sadece minyon kesmek zor ya Fiddle'la. Sen hayırdır kardeş. Emcüklerim. Emcük kralı derler bana. Ya
Yalnız canım çok az da ya, Allah'tan W'muza güveniyorum yani. Nereye gidiyorsun be minyon? Oradan birazcık can çalmalıydım. Normalde yasa olarak karşı pek midde kaybettiğimi hatırlamıyorum. Fiddle'la. Güzel engelledi Emi ama emcükler. Olayımız emcük abi. Zaten canın gitmiyor mis gibi. Yine girdi Yasuo. Al, bak kalkanını aldık. Da bayağı canım aldı ha. Allah'tan tutuşturu yok. Tutuşturu olsa her türlü beni alır da tutuştursuz Yasuo'ya karşı daha rahat oynayabilirim. Güzel. Böyle emcükleyeceğiz abi. İstediği kadar vursun. Gerçi bu sıkıntı işte ya. Bitkinliği kullanmasına gerek yoktu burada ya. Valla boşuna gitti bitkinlik. İşin güzel tarafı ben bir minyonla şimdi canımı doldurabileceğim. Tertemiz. Seviyorum ya emcüklemeyi. Sadece mana konusunda işte birazcık dardayım. Bir de minyon kesmemiz birazcık zor. Otomatik hata sıkıntılı ya. Mümkün mertebe otomatik atakta Yasuo'yu vurmaya çalışıyorum ama hiçbir etki yaratmıyor ya. Valla 6 level olursam girerim dedik. Dev emcük gelir yani onun kafaya. Hortumların da hepsine kafa attım birader. Manam yok. Manam olsa patır pütür girerim vallahi buna. Hiç ultiyi bekletmem abi. Neyse abi ben bir base atıp geleyim de. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım yani. Al, mana kalmadı yani. Bu manasız Fiddle'ın hiçbir önemi yok ki abi. Gidelim base'imize. Dolduralım manamızı, canımızı. Gelelim. Yasuo'muz yine çok hareketli. Yani her Yasuo'da olduğu gibi. Biliyorsunuz ben Yasuo'yu çok sevmem. Güzel, korkuttuk. Emcüklerim. Tutuşturumu da kullandım abi. Ulti atarım. Ultimi atarım yaklaşırsa. Sıçram da var vallahi girerim. Yani sonuçta kafa bronz yani. Tata öldün ya. Anam. Anam. Oğlum bunu yapmadın sayın. Ben böyle bir rezillik görmedim ya. Valla verdik adama game'i de sıçrasını unuttuk ya. Böyle bir bronzluk var mı ya? Yani tamam kafam bronz da bunu yapacağımı hiç zannetmiyordum ya. İnanılmaz bir şey oldu. Maalesef Yasuo'ya karşı kaybettim. Hiç sevmediğim bir karaktere karşı ve sevdiğim bir karakterle oynadım. Kardeşimize RP'sini vereceğim. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum kardeşim. Tamam ben bir saçmalık yapmış olabilirim ama çocuk hak etti sonuçta. RP'sini güle güle kullansın. Siz de VS'lerde yer almak isterseniz hemen videonun altına yorumunuzu atın. VS'lerde yer alın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.